Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan. Bu videoda böbrekte ve idrar yollarında sık gördüğümüz bir doğumsal anomaliden bahsedeceğim. Görüntüleme raporlarında duplike böbrek, renal duplikasyon ya da bifid pelvis ifadeleriyle karşınıza çıkabilecek ikili böbrek ya da ikili toplayıcı sistem anomalisi. Normalde böbreğin içinde tek toplayıcı sistem vardır ve bu sistem böbreğin idrarı topladığı pelvis hattı kısmına açılır. Pelvisten tek idrar kanalı yani üreter idrar torbasına kadar devam eder. İkili toplayıcı sistem anomalisi böbreğin üst ve alt kutuplarının birleşmesinin tam olmamasından kaynaklanıyor ve farklı dereceleri var. En basit tipinde böbreğin içinde iki ayrı toplayıcı sistem vardır ve bu sistemler normalde olması gerektiği gibi tek pelvise açılır. Pelvisten tek idrar kanalı idrar torbasına yani mesaneye kadar devam eder. Bu bahsettiğim tip anomalinin en sık görülen tipi ve hemen hiçbir klinik bulguya neden olmuyor. Görüntülemeler özellikle ultrasonografi esnasında sıklıkla tesadüfen saptıyoruz. Raporlarınızda duplike böbrek ya da bifid pelvis ifadeleriyle okursunuz bunu ve endişe etmenize gerek yoktur. Daha nadir olarak iki ayrı toplayıcı sistem birbirinden bağımsız iki ayrı idrar kanalı halinde mesaneye kadar devam eder ve ya mesaneye dökülmeden hemen önce birleşerek tek üreter halinde mesaneye açılır ki buna bifid üreter diyoruz ya da hiç birleşmeden iki ayrı üreter halinde mesaneye açılır. Buna da duplike ya da çift üreter adını veriyoruz. İkili toplayıcı sistem anomalisinin önemi de aslında bu çift üreter durumu. Sık idrar yolu enfeksiyonu, vezikoüreteral reflü dediğimiz mesaneden idrar kanalına kaçak olması, üreteropelvik, üreterovezikal bileşke darlığı, yani üreterle pelvisin ya da mesanenin birleşme yerinde darlık olması ve üreterosel adını verdiğimiz üreterin mesaneye açıldığı bölgede kistik bir genişleme göstermesi gibi sorunlar anomalinin en ileri formu olan bu çift üreter durumunda karşımıza çıkabiliyor. Ultrasonda ikili toplayıcı sistem anomalisiyle çok sık karşılaşıyoruz. Bu durumda dikkat etmemiz ve raporlamamız gereken üst ve alt kutuptaki toplayıcı sistemlerin genişliğinde fark olup olmaması, her iki toplayıcı sistemden birinde genişlik söz konusuysa bu bizi çift üreter ve buna bağlı olası sorunlar için uyarır ve ilaçlı böbrek filmi, tomografi ya da MR ürografi gibi ileri görüntüleme yöntemlerinden uygun olanını öneririz. Anomalinin böbrek içi toplayıcı sisteminin ikili olup tek pelvis açıldığı en sık formunda ileri görüntüleme yöntemine ihtiyaç duymuyoruz. Bu formun herhangi bir klinik önemi bulunmuyor. Hastada semptoma neden olmuyor.